Ege TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Gündem Özel programımızda karşınızdayız. Denizli'de Niyazi Bekçe Kongre ve Kültür Merkezi'nde Can Biyaneli'ndeyiz ve konuklarımızı Ege TV olarak burada bu güzel atmosferde ağırlamaya devam ediyoruz. Yine çok kıymetli bir konuğumuz olacak. Malumunuz üzere Ekim ayı içerisindeyiz ve Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olarak belirlenmiş durumda. Ve bizler de meme kanseri farkındalık ayında bu kanser türüne ele alacağız. Tabii çok kıymetli bir konuğumuz var. Kendisi Denizli'de Merkez Efendi Sümer Ketem'de sorumlu hekim Canan Korkut. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim. Çok önemli bir konuyu bugün ele alacağız. Kanser türleri arasında baktığımızda en çok görülen kanserlerden bir tanesi ki bel başında da geliyor. Evet, en sık görülen. Bu anlamda bu önemli konuyu ele alırken tabii detaylara ineceğiz ama öncelikle sizleri tanıyalımla başlayalım isterseniz. Kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Ben Kırıkkaleliyim. Denizli'ye eşim nedeniyle geldim. Burada çalışıyorum 8 senedir. Onun dışında 12 senelik hekimim. Geçen sene Kasım ayından itibaren de Ketem'de görev yapıyorum. Çok güzel. Evet, Denizli baktığımızda hem kanser türlerinde oldukça farkında olan ve bu anlamda önemli çalışmalara imza atan bir şehir. Ketemlerle de yine aynı şekilde bu çalışmaları görmekteyiz ki Denizli'de önemli Ketem noktaları da var. İnsanlar kansere yakalanmaması ya da farkındalığı daha erken bir şekilde fark edebilmesi, erken teşhis noktasında bu Ketemlerde oldukça önemli merkezler. Siz de burada görev yapıyorsunuz. Evet. Meme kanseri farkındalık ayında izlemiştik. Evet. Öncelikle meme kanseri nedir? İsterseniz izleyenlerimize bu konu hakkında bilgi verelim. Tabii. Dediğiniz gibi çok uzun süredir zaten iki ayrı noktada Ketem hizmet vermekte. Geçen sene iki ayrı Ketem daha eklendi. Tavas Ketem ve Sümer Ketem benim görev yaptığım. Bu noktalarda hizmet veriyoruz. Bunun dışında bir de mobil Ketem'imiz var. O da ilçelerde giderek işte günübirlik veya uzun sürelerde kalarak taramalar yapıyor. Çok güzel. Yani aslında pek çok noktaya ulaşmış oluyoruz bu sayede. Evet, erken teşhis ilinde anlamında. O açıdan çok şanslıyız. Gerçekten güzel çalışmalar yürütülüyor. Meme kanseri nedir sorusunu isterseniz cevaplayalım. Meme kanseri yani diğer kanserlerde olduğu gibi memedeki hücrelerin anormal bir şekilde çoğalması. Bu kadar hani basit açıklayabiliriz. Memede 3 ayrı doku var memeyi oluşturan. İşte bu süt bezleri öncelikle. Sonra bu sütü taşıyan kanallar ve bunun etrafını saran bağ dokusu. Asıl bizim meme kanserini oluşturan süt kanalları burada gelişiyor genellikle. Yani çoğunluğu böyle diğer dokularda da gelişiyor fakat onlar çok daha seyrek ve az kısmını oluşturuyor meme kanserini. Böyle açıklayabilirim. Kimlerde daha sık görüyoruz biz bunu? Tabii kadınlarda daha sık görüyoruz ama erkeklerde de görülebiliyor. Şöyle evet yani erkeklerde de görülebilir tabii ki ama kadın olmak başlı başına bunun riski. Yani kadınlarda 150 kat daha sık görülüyor erkeklere göre. O yüzden kadınlarımız için asıl önem taşıyor. Hangi yaş aralığında daha sık görüyoruz? Şöyle aslında bizim ülkemizde o açıdan bir sıkıntımız var. Daha genç yaşlarda görülüyor. Normalde dünyada daha 50 yaş üzeri görülmekteyken bizde 40-49 yaş aralığı daha sık. Biraz şanssızız o açıdan. Tabii isterseniz biraz da dünya ile Türkiye'yi kıyaslayalım bu konuda da. Dünyadaki veriler nedir, Türkiye'deki veriler nedir meme kanserinde? Şöyle en son yıla baktığımızda, 2020 yılına baktığımızda 2 milyon 300 bin yaklaşık kadına dünyada yeni meme kanseri tanısı konuldu. Bunda bir 680-690 bin gibi hayatını kaybeden vakamız var. Şöylelikle 2020 yılında artık daha önceden akciğer kanseri öncelikliydi. İlk en sık görülen oydu. Ama meme kanseri 2020 yılı itibariyle en sık görülen kanser haline geldi dünya çapında. Bizde de her iki cinsiyette hala akciğer kanseri öncelikli ama kadınlarda meme kanseri en sık görülen kanser ve 5. sıklıkta da ölüme neden olan kanser. Aslında bu kadar önemli bir şeyden çok bahsediyoruz. Peki nedenlerini isterseniz biraz konuşalım. Neler neden oluyor meme kanserine? Yani neden olarak şöyle risk faktörlerini hani söyleyebilirim.
Risk faktörleri aslında ikiye ayırıp da değerlendirmek lazım. Yani bu çünkü değiştirebileceğimiz risk faktörleri var. Bir de hani değiştirmek elimizde olmayan faktörler var. Öncelikle onlardan bahsedeyim. Değiştiremeyeceğimiz, daha önce de söylediğim gibi, kadın olmak bir 150 kat dediğim gibi çok büyük bir risk taşıyor erkeklere nazaran. Kadın olmak, işte ırk, ileri yaş, bunlar değiştiremeyeceğimiz faktörlerden. Onun dışında adet yaşı, ilk adet görme yaşının 12 yaş altında olması riski artırıyor. Ve menopoz yaşının da 55 yaş üzerinde olması yine riski artırıyor. Yani bu da özetle, ne kadar çok kadınlık hormonuna maruz kalırsak o kadar riskimiz artıyor demek. Değiştirebileceğimiz? Şöyle, onu mutlaka atlamayayım. Aile öyküsü değiştiremeyeceğimiz faktörlerden biri. Aile öyküsü, kalıtsal özellikler, bazı genler var bunu taşıyan ve riski artıran. Bunlar da değiştiremeyeceğimiz faktörlerden. Fakat hani bu durumlarda dikkat etmemiz gereken çok da erken yaşta başlamak. Yani mesela 40 yaşında göründü diyelim annemizde, teyzemizde, yani birinci derece akrabamızda. Biz bir 10 yıl önceden en az 30 yaşımızda ultrasonla takiplere ve klinik meme muayenesine başlamamız lazım. Daha yakın takip edilmemiz lazım. Normalden çok daha erken başlamamız lazım. Biz normalde 40 yaşında başlıyoruz mamografi çekimlerine. Ama dediğim gibi riskli gruplarda daha erken de başlanabilir. Onu bunu takip eden genel cerrahi uzmanı karar verecektir. Tabii değiştirebileceğimiz faktörler de var demiştiniz. İsterseniz biraz da onlardan bahsedelim. Sonrasında ketem hakkında da detaylı bilgileri aktarmış olalım izleyenlerimize. Olur tabii. Şöyle, yani değiştirebilir sayılabilir aslında. İlk doğum yaşı 30, artık bu da artıran sebeplerden biri. Biliyorsunuz 30 yaşın üzerinde çok daha sık doğumlar olmaya başladı ve ilk doğum yaşı giderek ilerliyor. Çalışma hayatı, eğitim nedenli. O yüzden hani 30 yaşın üzerinde ilk doğumumuzu yapmak veya hiç doğum yapmamak riski artırıyor. Onun dışında kullandığımız doğum kontrol hapları riski artırıyor. Fakat hani bu konuda çok rahatsız da olmasınlar. Çünkü gerekmedikçe zaten çok kullanmıyoruz. Hani onun yerine belki daha zararı az olan doğum kontrol yöntemleri tercih edilebilir veya sağlık nedeniyle kullanılıyorsa kullanılabilir. Çünkü bıraktıktan 5 yıl içinde normal diğer kadınlarla eşdeğer riske sahip olacaklar. Kalıcı bir risk oluşturmuyor. Onun dışında menopozda kullanılan hormon replasman tedavisi dediğimiz, işte kadınlık hormonu veriyoruz biliyorsunuz. Onlar da bir miktar riski artırıyor. Bunun dışında asıl kişinin kendi elinde olan risk faktörleri beslenme öncelikli. Beslenme ve kilomuzu, sağlıklı kilomuzu korumakla ilgili. Obezite meme kanserinde çok önemli bir risk oluşturuyor. Özellikle menopoz sonrası alınan kilolar çok daha artırıyor riski. Çok, bu çok önemli aslında faktörlere çok değiniyorsunuz. Evet. Çok basit yöntemlerle de aslında biz bir bu risk faktörlerini de ortadan kaldırabiliyoruz. Bu mesajları da iletmiş olalım izleyenlerimize. Tabii siz ketemde görev yapıyorsunuz. Öncelikle ketem nedir, açıklayalım mı biraz? Bilmeyen izleyenlerimiz vardır belki. Ketem ne işe yarar, ne yapar? Tamam, çok güzel sordunuz. Ketem açılımı kanser erken teşhis ve tarama merkezi. Erken teşhis, ismimizde olduğu gibi amacımız erken teşhis ve kanseri daha erken evrelerde yakalayıp ya da kanser öncüsü durumları, lezyonları daha öncesinde yakalayıp kanser oluşumunu engellemek ya da erken yakaladığımız kanser vakalarında da sağ kalımı uzatabilmek. Yani bir bu durumdan şüphelenen bir vatandaş, bir kadın ya da bir erkek geldiğinde sizin merkezlerinize, değil mi? Onlara ne gibi işlemler uygulanıyor? Öncelikle bizim hizmetimiz daha çok kadınlara yönelik, ama erkeklere yönelik de bir kalın bağırsak taramamız var. Her iki cinsiyete uyguladığımız o. Onun dışında kadınlara, 40-69 yaş arasındaki kadınlara meme taraması yapıyoruz. Ama tabii öncelikle klinik meme muayenesi, işte o ketem doktoru tarafından yapılıyor. Sonra da mamografi çekimi yapılıyor. Dediğim gibi 40 yaşında başlıyoruz. Ama daha öncesinde de tabii ki hani şikayeti olur, işte ele gelen kitle olur.
böyle bazen başvurularımız oluyor. Hani muayene yapıp onu da daha uygun yerlere yönlendiriyoruz. Aslında tamamen erken teşhis noktasında bu görevi üstlenen bir merkezden bahsediyoruz. Bu meme için, dediğim gibi kalın bağırsak için, bir de rahim ağzı kanseri adına yaptığımız taramalar var. HPV taraması dediğimiz, rahim ağzı kanserinin çoğunluğunun sorumlusu olan HPV virüsüne yönelik simir testi taraması yapıyoruz. Onda 30 yaşta başlıyoruz. Çok güzel. Peki kadınlar aslında bazı kadınlarımız biliyorlardır bunu. İşte basit muayenelerle aslında kişi kendini doktordur diyoruz ya her zaman. Evet. Vücudundaki değişiklikleri kendisi daha iyi bilecektir. Küçük muayenelerle kendi yapabileceği bu riski de görmüş olabiliyor değil mi? Yani tabii meme ki kanseri olup olamayacağı riskini de görmüş olabiliyor. İsterseniz bunlardan biraz bahsedelim. Belirtileri nasıl görebiliyoruz? Şöyle, biz zaten muayene yaparken hani bunu pratik olarak da teorik olarak da o aşamada eğitimini veriyoruz. Nasıl muayene etmeleri gerektiğini. Aslında bunun için bile, hani yaş aralığı uymasa bile, bunun için bile gelip başvurabilirler meme muayenesini öğretebilmek adına. 20 yaşından itibaren kadınlarımızın meme muayenesine, kendi kendine meme muayenesine başlaması gerekli. Bunu öğrenmeleri gerekli. Bu aslında şöyle, hani görsel olarak ayna karşısında öncelikle başlıyor. Memeleri ayna karşısında kontrol etmekle başlıyor. Herhangi bir ne olur, görüntüde bir şekil bozukluğu dediğimiz. Şekil bozukluğu olur. Her iki memede normalde zaten simetrik değildir kadınların. İllaki bir hani büyüklük farkı vardır. Ama bu sonradan gelişen bir büyüklük farkı varsa bu önemli. Meme cildinde kızarıklık, bazen hani çamaşır izi gibi bile görünen, bu şekilde ortaya çıkan vakalar oluyor. Yani bu yeni oluşan bir kızarıklık, işte çöküntü, gamzeleşme veya meme ucunda tam olarak çekilme sonradan, dediğim gibi, ama bu da sonradan olması önemli. Çünkü yapısal olarak zaten içeri çökük olabiliyor. Bu görüntüde buna dikkat edeceğiz. Sonra kendi elimizle meme muayenesini yapacağız. Biraz baskı uygulayarak, dairesel hareketlerle. Bunu gelip hani bizde muayene olduklarında çok daha iyi öğrenirler. Ele sert bir kitle gelmesi ilk öncelikle. Fakat bu işte erken yaşta başlanırsa kadın kendi meme yapısını öğrenir. Hangisinin farklı olduğunu, yeni gelişen durumları bizden çok daha iyi tespit edecektir ve bizi de doğru yönlendirecektir aslında. Peki bu ele gelen kitle süt bezesiyle karıştırılabiliyor evet, mu? Evet, o yüzden söylüyorum. İşte kendi kendime muayeneyi her ay adet bitiminden sonra, işte 3. 4. günlerden sonra, meme biraz daha toparladıktan sonra yapıp alışırsa zaten işte hangisi meme bezi, hangisi işte yağ dokusu, yani bir şekilde alışır. Aa, bu yeni bir şey, burada sert bir şeyle geliyor, bu bana ait değil. O zaman tabii ki başvurması gerekir. Şimdi hasta geldi, siz teşhisi koydunuz, meme kanseri teşhisi konuldu değil mi? Tetkiklerle birlikte. Şöyle onu düzelteyim. Aslında biz hani kanser teşhisi şeklinde artık son aşamada oluyor. Ama daha çok işte şüpheli bulgular oluyor mamografide. Hani onlara yönelik teşhisi bizim teşhis merkezimiz Deniz Devlet Hastanesi. Orada onkolojik cerrahımız var. Hani oradaki işlemler sonrası teşhis konuluyor. Yani mamografi ve ultrasonografi gibi aslında erken teşhis noktalarını sizler yapıyorsunuz. Evet. Ama tam sonuç olacak o teşhisi merkeze yönlendiriyorsunuz, evet, doktor hekimlerimize. Evet, mamografi çekimimiz yapılıyor. Orada normalin dışında şüpheli bulgular olduğunda sevk ediyoruz. Orada bizim kendi halkla ilişkiler birimimiz var. Oraya sevk ediyoruz. Zaten çok hızlı bir şekilde ilgileniliyor. Orada dediğim gibi onkolojik cerrahımız var. Yani meme cerrahı, bu işin uzmanı, o değerlendiriyor tekrar. Genelde ultrason ve MR'la destekleniyor mamografi. Şüpheli, onlar da şüpheli görürse biyopsi alınıyor. Biyopsinin sonucuna göre hani bir şey var yok, ona göre daha tanı konulabiliyor. Tabii
aslında KEDEM çok önemli bir görev üstleniyor. Özellikle baktığımızda ulaşılamayan köylere artık büyük şehirle birlikte tabii mahalle de oldu. Ancak büyük şehir olmayan noktalarda da yine köylerde yaşayan vatandaşlarımız oluyor. Sadece Denizli için konuşmuyorum. Türkiye'nin dört bir tarafında. KEDEM işte mobil araçlarıyla değil mi? Evet. Bu noktalara ulaşıyor. Yüzlerce binlerce kadın kontrolden geçmiş oluyor bu sayede. Yani kendileri farkında olmasa bile özellikle yaşça büyük kadınlarımız ne yazık ki çok fazla bu kadar bilinç sahibi olamayabiliyor bu konu hakkında. Hani kontrollere gitmek, işte belirli dönemlerde mamografi, ultrasonografi gibi bu cihazlardan yararlanabilme durumlarını çok fazla bilemeyebiliyorlar. KEDEM aracı, mobil KEDEM aracı da giderek orada onların muayenesini gerçekleştiriyor. Tabii biz çok sabit, önemli bir hizmet. Evet, sabit noktada ne hizmet veriyorsak mobil de aynı hizmeti veriyor. Şöyle de bir hizmetimiz daha var. Yeni yeni tekrar başlandı. Eskiden çok daha yoğun yapılıyordu ama korona döneminde biraz seyreltilmişti. Bulaş olmaması açısından. Araçlarla işte köylerden, uzak noktalardan merkezdeki noktalara kadınlar toparlanıp o şekilde gelip taramalarını toplu bir şekilde tarama yapıyoruz. Dün mesela biz de Bozkurt'tan, İnceler'den misafirlerimiz vardı. Onların taramasını yaptık. Bu şekilde de hizmetimiz var yani. Dediğiniz gibi her noktasına ulaşıyoruz Denizli'nin. Çok güzel. Peki geri dönüşler nasıl? Tabii çok mutlu oluyorlar. Yani bir de hani birebir çok ilgilendiğimiz için KEDEM'de kadınlar tabii bunu çok sık maruz kalamıyorlar. Çok mutlu oluyorlar gerçekten. Çok güzel. Ve bu noktada da eğer öyle bir durum varsa erkenden teşhisi konmuş oluyor. Tabii ya da öyle. Hasta farkında değilse meme kanseri olduğunun daha da ilerlemeden değil mi? Daha üst evrelere geçmeden hem öyle hem de sağlıkları açısından farkındalık kazanıyorlar. Biraz daha kendi sağlıklarını ön plana almayı öğreniyorlar. Bunlar da önemli. Peki sonrasında siz yönlendirdiniz, teşhis kondu ve bir tedavi süreci başlıyor tabii ki de. Kişiye göre hangi evrede olduğuna bağlı olarak. Bu tedavi sürecinde moral motivasyon da oldukça önemli. Bu anlamda sizin mesajlarınız ne olacaktır? Özellikle bu hastalığı yaşayan izleyenlerimiz için. Doğru söylüyorsun. Zaten bizim merkezimizde kanser tanısı alan hastalarımız da oldu. Cerrahi ameliyat geçirdiler. Sonrasında işte kemoterapiler başladı. Bazı uygun görülen hastalarda genelde radyoterapide uygulanıyor ışın tedavisi dediğimiz. Yani ara ara zaten gelip ziyaretime hem ben onları kontrol ediyorum, onlar da ziyaretimize geliyorlar. Motive ediyoruz dediğiniz gibi. O dönemde de destek olmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Peki kendileri neler yapabilirler? Bu anlamda sizin mesajınız nedir? Aslında öncesinde engelleyici kısmı atlamayalım, onu da konuşalım. Çünkü mesela sigara, alkol kullanımını konuşamadık, onu mutlaka söyleyelim. Evet, dile getirelim. Çünkü sigara meme kanserinde de oldukça riski yükseltiyor ve alkol kullanımı özellikle o da yükseltiyor. Ya belki bizde çok alkol kullanan kadınlarımız o kadar yüksek değil ama Denizli'de özellikle sigara her geçen gün artıyor. Özellikle de kadın popülasyonda çok artıyor ve çok üzülüyorum buna gerçekten. Bu meme kanseri riskini oldukça artırıyor. Onun dışında zaten biliyorsunuz yani 20'den fazla kanser ve birçok kronik hastalığın da sebebi. Mutlaka o beladan kurtulmak için sigara bırakma polikliniklerimize başvuralım. O konuda da hizmetimiz var zaten. Bu mesajı da vermiş olalım. Moral motivasyonu yüksek tutmak gerekiyor gerçekten. Evet. Hani bu süreçte hem çevremizin bu konuda daha duyarlı olması, enerjimiz yüksek tutmaya çalışalım zaten, değil mi? Yani hani bir karamsarlığa girmemek lazım. Hem öyle hem de önleyici olarak da tanı konulma aşamasında ve tedavi sırasında da mesela fiziksel egzersiz en basit aslında yürüyüş. Hem sizin dediğiniz gibi motivasyon açısından çok iyi etkileri var. Hem de obezite yönünden azaltacak, kilomuzu koruyacak. Hem de yürüyüş yapmanın haftada yani 2-3 gün en az yürüyüş yapmanın meme kanseri riskinde azaltıcı etkisi var. Onu peki, da mutlaka Canan değinelim. Hanım, evet sigara dedik, alkol dedik. Aynı zamanda risk faktörlerinden biraz bahsettik bu engelleyebileceğimiz en azından risk faktörlerinden. Bunlara ek olarak meme kanserine yakalanmamak adına başka neler yapabiliriz? Toparlayayım. Yani genel olarak bu şekilde ama tekrar toparlarsak sağlıklı kilomuzu öncelikle koruyacağız mutlaka.
özellikle hani üst bölge yağlanması meme kanseri açısından biraz daha risk oluşturuyor. Genel beden kütle indeksimizi olması gereken aralıkta tutmaya çalışacağız. Bunun için de zaten sağlıklı besleneceğiz. Özellikle sebze meyve ağırlıklı et ve süt ürünlerinden biraz daha fakir bir beslenmeye geçmeye çalışacağız. Çünkü süt ve süt ürünleri artık hani meme kanserindeki rolü artık açıklandı ve meme kanseriyle birlikte erken ergenliğe girme. Başta da anlattığım gibi bu da meme kanseri riskini artırıyor zaten. Süt ürünlerinin aşırı tüketimi bu şekilde dolaylı yoldan da meme kanseri riskini artırıyor. Bunu biraz azaltmaya çalışmak lazım. İşte çünkü kadınlar özellikle de menopoz sonrası işte kalsiyum desteği amacıyla çok süt tüketmeye başlıyorlar. Böyle öneriliyor. Ama çok uygun değil. Bunu yeşil sebzelerden, bakliyattan, mesela bizim Denizli'nin en güzel ürünlerinden incirden. Çok hani küçük bir örnek verebilirim. Bir bardak sütle 2-3 incirin kalsiyum içeriği birebir aynıdır. Buradan sağlamaya çalışsınlar. Özellikle de menopoz sonrası. Yani böyle basit bir örnek verebilirim. Çok kıymetli bir bilgi paylaşmış oldunuz aslında. Bu benim de ilk defa duyduğum bir şeydi. Evet. Hani bu kalsiyum durumu. Evet. Yani çok o açıdan biz zenginiz buna dikkat burada. Etmeli izleyenlerimiz. Evet Canan Hanım, çok keyifli bir sohbet oldu. Ya benim için çok de. Çok önemli bir konuyu da ele aldık aslında baktığımızda. Meme kanseri farkındalık ayı dedik Ekim ayı. Bu kapsamda ketem olarak bir çalışmanız var mı? İsterseniz son olarak bundan da bahsedelim. Farkındalık oluşturmak adına neler yapıyorsunuz? Tabii ki. Ben hani kendi bölgemde, arkadaşlarım da kendi bölgelerinde ziyaretler yapıyoruz. Çalışan kadınlara da ulaşabilmek adına onu da ekleyeyim mutlaka. Burada biraz işverenlere de rol düşüyor. Çünkü biz kadınlara evet yaptırın 40 yaş itibariyle diyoruz ama dediğim gibi o 40-49 yaş aralığı özellikle de çalışan kesim. Bizim Denizli'de de kadınlarımız çok çalışan kadınlarımız çok yüksek. Yani gelmekte sıkıntı yaşayabiliyorlar. Biraz işverenleri de duyarlı olmaya davet ediyorum ben buradan. En azından çok yani yarım saat bir saat sürecek bir işlem için teşvik edici olabilirler taramalarını yaptırmaları adına kadınlarımızı. Ya da şey olabiliyor mu? Atıyorum bir firma sizinle iletişim kurduğunda mobil aracınızla gidip orada iş yerinde ya da uygun bir noktada öyle bir durum olabiliyor mu? Yani henüz mobil araçla o şekilde yapmadık ama hani toplayıp getirerek öyle. Ya da sizin merkezlerinize gelerek. Yapılan etkinlikler var. Planlanan bu ay içinde de planlanan etkinliklerimiz var bu açıdan. Hem gidip bilgilendirme yapıyoruz, eğitim yapıyoruz. Sonrasında da oranın çalışanlarını, yaş grubunda olanları taramasını yapıyoruz merkezimize davet edip. Evet, önümüzdeki süreçte var mı bir planlama, bir proje, bir çalışma? Evet ama hani şimdi onu... Şu an sürprizi kaçmasın. Evet, yani önümüzdeki yani, süreçte hani yine bunları takip edeceğiz. İsimleri şimdi paylaşmayayım. Tamamdır. Bu da şimdilik sürpriz olsun diyelim. Bir sonraki programımızda yeri geldiğinde tekrardan konuşmuş oluruz. Çok teşekkür ederim Canan Hanım. Teşekkür sizleri ederim. Tanıdığımız için çok mutlu olduk. Çok önemli bir konuyu değerlendirmiş olduk. Bu da çok kıymetli. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Son olarak isterseniz önemli mesajlarınız olacaktır mutlaka. İzleyenlerimize mesajınız nedir? Özellikle meme kanseri ile alakalı. Meme kanseri için öncelikle 20 yaş itibariyle kendi kendime muayenesini öğrenelim ve mutlaka her ay gerçekleştirelim. Onun dışında da klinik muayene için merkezlerimize veya genel cerrahi polikliniklerine başvurabilirler. 40 yaş itibariyle de 2 yılda bir taramalarını ihmal etmemelerini öneriyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Çalışmalarınızda başarılar teşekkür diliyoruz. Ederim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Merkez Efendi Sümer Ketem, sorumlu ekimi Canan Korkut'la birlikteydik. Meme kanseri farkındalık ayı Ekim ayı ve bu anlamda da meme kanseriyle ilgili önemli bilgileri sizlerle paylaşmış oldu Canan Hanım. Aynı zamanda bu farkındalık ayı içerisinde yapılan çalışmalardan, Ketem'in üstlendiği görevlerden de sizlere bilgileri aktarmış olduk. Erken teşhis hayat kurtarır diyoruz. Kendi muayenenizi yaparak ya da herhangi bir belirtiyle karşılaştığınızda lütfen sağlığınızı ötelemeyin. Mutlaka ilgili merkezlere giderek kontrollerinizi yaptırın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Hayatınızın bir gününden ayıracağınız bir yarım saat belki de sizi bir ömür
kurtaracaktır. Yani hayatınızdan olmanızı kurtaracaktır belki de. Erken teşhis diyoruz, hayat kurtarır diyoruz, hiçbir zaman sağlığınıza ötelemeyin diyoruz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın efendim.